Serhan Bey, adı üstünde sızıntı bu. Tespit edilmesi kolay değil. Götüren götürmüş, iş bana patlıyor. Sevmek diye bir şey yok. Hadi üstüne giy. Ne? İçince kupatı kalsın. Hadi. Of yok. İçeceksin. Azıcık daha iç. Azıcık daha iç. Hadi anneciğim. Aferin çocuğum, iç. Öpücük. Of. Günaydın. E hadi artıkım arkadaşlar. Aa, alıştınız. Evet. Evet, gene yaptım. Hadi. Evet. Seni sevdiğinden yaptım ya. Günaydın. Ceren, sen de seversin. Günaydın. Ne haber? İyi, gayet iyi. Sen nasılsın? İyiyim. Sen mi yaptın? Evet. Bak, bir sıkıntı olursa benimle konuşabilirsin, tamam mı? Hani soracağım bir şey falan. Tamam, teşekkür ederim. Konuşurum tabii. Sen de aynı şekilde. Bir sıkıntı falan olursa ben buradayım. Benimle konuşabilirsin. Tamam. Kolay gelsin. Gel bakalım. Buraya bıraktım tabii. Enver Bey. Bir saniye. Evet. Pardon. Ben bu düşük ve yüksek riskli grubun haftalık portföy dağılım grafiklerini hazırladım. Sizin verdiğiniz talimatlara göre. Çok hızlısın. Süper. Vedat, sen de yüksek ve çok yüksek risk gruplarını grafiklendir, tamam? Tamam. O da burada. Şöyle, onlar da hazır. Hangi ara yaptın bunca işi? İsterseniz bundan sonra ben yapabilirim bu arada. Yani Vedat Bey'den bütün dataları alırım. Sizin için de uygunsa. Uygun. Vedat'ın da yükünü hafifletmiş olursun. Vallahi çok hayra geçer Arzu Hanım. Sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Yeter ki şu işi bir an önce öğreneyim. O zaman ben muhasebe bilimiyle konuşayım. Bu eski bilgilerle haşır neşir olmaya başlayayım hemen. Kolay gelsin.
Keşke herkes böyle motive olsun. Arzu Hanım ultra çalışkan biri Senver Bey. Başka kimse de yok enerji. Ben size söyleyeyim. Öyle. Şu getiri grafiklerini dönsene bir daha. Hemen. Ebru merhaba. Serhan Bey yerinde mi? Merhaba. Yerinde, haber veriyorum ama. Nasıl? Hoş kadın değil mi? Vallahi iyi de bir insan. Yeni başladı ama hızla yükselecek gibi. Serhan Bey sizi bekliyor. İçer misin? Abi, Arzu burada mı çalışıyor ya? Evet. Gayet iyi çalışıyor biliyor musun? Bayağı da hızlı öğreniyor. Arzu iş. Serhancığım sana ne sıktılar bilmiyorum ama Arzu hayatında bir gün bile çalışmadı. Bilmez öyle işmiş. Anca ev ekonomisi. Hayır yani ben baştan söyleyeyim de sonra mahcup olmayayım sana. Yok canım, sen niye mahcup olasın? Ya tabii sen anlayışlı adamsın da benim yüzüm kızarır yani. Karım nihayetinde. Yok. Siz boşanıyorsunuz. Herkes kendinden sorumlu. Sen boş ver. Yani yanlış anlama, ben seni düşündüm lan. Yok, sen düşünme. Sen gölge etme yeter. Kız da kendi ekmeğine baksın. Serhancığım sen de kadınlardan feminist çıktın. Gerçi benim kulağıma başka şeyler geldi ama tabii ben inanmadım yani. Neymiş? Ya hiç uzatmayayım, ben direkt söyleyeyim. Bu Taylan geldi bana. Ebik gübik bir şeyler konuştu. Dedim yok, Serhan yapmaz öyle şeyler dedim. Yani sen boş ver, o konuşur konuşur susar. Ya neyse, boş boş mevzular. Biz işimize bakalım. Bakalım kardeşim. Ne oldu bizim paraların durumu? İyi, gayet iyi. Yavaş Ayaz'cığım, yavaş. İttirme anneciğim. Kalktırma anneciğim. Anne. Şunu asar mısın? Asarım tabii ki. Evet. Oh! Hayır, hayır, lütfen. Evde top oynamıyoruz, hayır. Yeteneğimi dizginleyemiyorum anne. Anne. Formamı yıkadın değil mi? Hafta sonu maça gideceğiz. Aa, babamla mı? Yes. Buraya mı gelecek babam? Evet Nilay, ne var baban? Gelecek tabii. Ne karmakarışık hayatımız oldu ya. Nilacığım, sen de bence bir an önce babanla işleri düzelsin iyi olur. Yazık, o da şimdi üzülüyordur. Ay. İyilikten kanatlanıp uçacaksın sen de. Bırak, o benim meselem. Doğru söylüyorsun, senin meselen. Ben ne karışıyorum ki, ben daha forma yıkayacağım, ben daha yemek yapacağım. Sanki herkes kendi meselelerine mi ilgileniyor bu evde? Ben niye her şeyi yapıyorum? Ha?